Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa Kom isimli bir blogu yazıyorum. Aynı zamanda podcast mecrası için deniz mahsullerinin nitelikli tüketimiyle ilgili bazı içerikleri hazırlıyor ve bunları sizlere sunuyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde sizinle sağlıklı beslenmede deniz mahsulleri ve bunların önemi hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikli olarak kendinize veya etrafınızdaki yakın arkadaşlarınıza baktığınızda hepimiz aslında sağlıklı beslenme konusunda az çok bir şeyler yapıyoruz. Fikir sahibiyiz. Geleceğe dair bazı planlarımız varsa ki benim etrafımda olan insanların çoğunun var gibi görünüyor. Sağlıklı beslenmek konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu sağlamak için kimimiz kendi başına bir şeyler yapıyor. Bazen de beslenme danışmanlarından ve beslenme ile ilgili uzmanlaşmış profesyonellerden yardım alıyoruz. Beslenme uzmanları zaten aslına bakacak olursak bu işleri yoluna koymak için varlar. Kararsızsak da mutlaka bir profesyonelden yardım almamız gerektiğini ben ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü ben zaman zaman deniyorum. Öncelikli olarak isterseniz kendi başınıza bir beslenme programı hazırlamaya çalışın. İsterseniz bir beslenme uzmanı profesyonelden yardım alın. Sizin karşınıza bir liste çıkaracaklar ve bu listelerin içinde de mutlaka bir protein kaynağı bulacaksınız. Protein sadece sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak isteyen değil, herkesin düzenli olarak tüketmesinin gerekli olduğu bir besin grubu. İster bunu diyet olarak sınıflandırmak veya tanımlamak istemiyorum ama düzgün, akılcı, sağlıklı, dengeli ne olarak tanımlıyorsanız bu tür bir beslenme alışkanlığına sahip olmak istiyorsanız veya halihazırda varsa bu alışkanlıklarınız proteinler bundan ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmamanız gerekiyor. Proteinin kaynaklarını düşündüğünüzde karşınıza beslenme alışkanlığınıza göre bazı çeşitler çıkacak. Şimdi teknik isimleriyle ben size bahsetmeyeceğim ama küçükken, ilkokulda, ortaokulda, belki lisede biyoloji, sosyal bilgiler, fen bilgisi derslerinde öğrendiğiniz üzere etçil, otçul ve karma beslenme alışkanlıklarından bahsedilir hep karşınızda. Eğer omnivor yani karma beslenme alışkanlığı sahipseniz protein denince aklınıza çoğunlukla kırmızı et ya da tavuk eti gelir. Çünkü bugünkü 3 harfli marketlerde bile en çok ziyaret edilen reyonlarımız hala bunlar ve bize sunulanlar çoğunlukla bunlar ve eğer daha farklı marketlere gidiyorsanız ya da balık pazarlarını geziyorsanız ya da farklı şehirlerde, kasabalarda birazcık dışarıda dolanıyorsanız eğer deniz ürünlerinin de aslında aklınıza geleceğini direkt söyleyebiliriz. Kırmızı etin ve tavuk etinin veya diğer beyaz etler, hani ördek olabilir, hindi olabilir, yaygın bulunabilirliğine bağlı olarak. Tavuk dediğim zaman aslında siz kanatlarının elde edilmiş etleri düşünmelisiniz. Kendi içlerinde artılarıyla eksileriyle size veri sunan pek çok bilimsel kökenli araştırma var. Fakat bu podcast'in de isminden ve konusundan da anlaşılacağı üzere ben bugün size biraz deniz mahsullerini öveceğim. Tabii bu övgülerim aslında birazcık da destekli olacak. Deniz mahsullerinden elde ettiğiniz fayda aslında çok yönlü. Şimdi sadece tabağınıza koyduğunuz bir balık veya bir karides orada durduğu zaman ve siz onu yediğinizde sadece bunu yemiş olmuyorsunuz. Biraz hangi formda ve ne tür bir pişirme yöntemiyle bunu sofranıza koyduğuna bağlı olarak çeşitli farklılıklar söz konusu. İyi bir kaynaktan bir kere protein almış oluyorsunuz.
Vücudunuzda sentezleyemediğiniz bazı yağ asitleri var. Bunlara esansiyel yağ asitleri deniyor. Aslında temeline baktığımızda en basit haliyle omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinden bahsediyorum. Bir sürü gerekli vitamini, minerali alıyorsunuz. Doğal olarak vücudunuzun sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan bir sürü şey alıyorsunuz. Öteki taraftan aslında hani fayda kısmına baktık ama bir yandan da deniz mahsullerini tüketmek çoğu insan için kültürelde bir haz nedeni. Burada ne demek istediğimi az çok anladınız. Birazdan oraya geleceğim tekrar. Deniz mahsullerinden iyi kalitede protein aldığınızdan bahsetmiştim. Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinin iyi bir kaynağı olduklarından bahsetmiştim. Fakat pişirme ve hazırlama yöntemlerini göz önünde bulundurarak deniz mahsullerinin kırmızı ve hatta beyaz ete göre daha az kalori içerdiğinden ve işinize yaramayacak yağlar yönünden ve kolesterol yönünden daha avantajlı durumda olduğundan size bahsetmem gerekiyor. İşinize yaramayacak yağ dediğim şey nedir? Katı, iç yağı gibi, böbrek üstü yağları gibi birçok yağ var aslında hayvansal kökenli. Deniz mahsullerinde bunlar olmadığı için nereden baksanız aslında bir balık ya da çok spesifik bir örnek vermeyeyim ama biraz karides yediğinizde paket haline getirilmiş bir sağlık kapsülünden bahsediyoruz. Tabi burada balık ve karidesi sürekli kıyaslıyorum ama pişirme yöntemlerine ve sofranıza koyarken deniz mahsulünü geçirdiğiniz hazırlama yöntemine göre bazı kriterler var. Onlara ilerleyen bölümlerde de zaten bir bakacağız. Denizden Babam Çıkısa kom üzerinde de en çok okunan yazılarımdan bir tanesi hangi balığı nasıl pişirmeliyiz yazısı. Bu hangi formda tükettiğiniz ve sizin damak tadınıza nasıl hitap ettiğiyle alakalı tükettiği deniz ürünlerinizin biraz dedim ya beslenme alışkanlığınıza bağlı. Bununla birlikte deniz mahsulleri çok yönlü pişirmeyi oldukça açık ürünler. Yani biraz daha tanıdık bildik deniz mahsulleriyle sizin ilginizi cezbetmeye çalışayım. Çipura için konuşmam gerekirse mangalda yapabilirsiniz. Döküm tavada kızartabilirsiniz. Fırında buğulayabilirsiniz. Hani çok yapılabiliyor mu ama yapılır. Belki tuzda pişirebilirsiniz. Yani göreceli olarak daha ekstrem yöntemler var. Ama genel olarak aklınıza gidebilecek veya hoşunuza gidebilecek her şekilde bu balıkları deniz mahsullerine pişirebiliyorsunuz. Yine karidese hemen zıplayacağım. İster ızgarada yapın, İster şöyle bir güzel güvecini yapın sebzeyle birlikte. Karidese donmuş formlarda 3 harfli marketlerden dahi erişebiliyorsunuz. Bunu buharda açın. Biraz sarımsak, zeytinyağı, limonla birlikte güzel bir meze yapın. Eğer rakı ya da ona benzer başka bir şeyler içiyorsanız onun yanına koyun. Hangi yöntemi istiyorsanız deniz mahsullerinin ona göre şekillenme imkanı var. İsterseniz makarnaya koyun, isterseniz salataya koyun. Yani etlerini didin. Bir belki çupra değil ama daha böyle etli balıklar var. Onlardan salatanıza koyun. İsterseniz tek başına yiyin. Biliyorsunuz balık ekmek çok yaygın. Zeytinyağında kızartabilirsiniz, haşlayabilirsiniz. Bu balığın kaynağından oldukça eminseniz daha az pişirin. Hatta yiyebiliyorsanız hamile değilseniz çiğ tüketin, sashimi yapın, sushi yapın. Tamamen size kalmış bir damak zevkinden bahsediyorum. Deniz mahsullerinin hayatınıza daha çok girmesiyle birlikte burada size bütünüyle temelinde yaşam kalitenizi yükseltmekten bahsediyorum aslında. İlla ki haftanın en az 3 günü denizden tutulmuş antenli bir mercanı fırından çıkartın, sofranıza koyun demiyorum ama yetiştiricilikten gelen balıklar da oldukça iyi Türkiye'de. Çok fazla efor sarf ediliyor ve ürünlerin kalitesi hakikaten çok yukarıda. Bol bulunuyorlar, yaygınlar.
Çok fazla indirime giriyorlar. Büyük marketlerde özellikle hafta sonları, cumartesi ve pazar günleri bol miktarda büyük balığı, yani yine göreceli olarak uygun fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Veya dedim ya, hep üç harfli marketlerden bahsediyorum ve ben donuk halde uskumru alıyorum. Bu bile benim işimi görüyor. Haftada iki defa yapmaya çalışıyorum. Yani göreceli olarak söylemem gerekirse 2023 yılının Temmuz ayındayız. 40 lira 4 tanesi yaklaşık yarım kiloya tekabül ediyor. Buzunu buharda açıyorum. İstersen bir fırında atıyorum tekrar. Ya da bir tavanın üzerine mühürlüyorum. Hafif kızartıyorum. Yaz ayındaysam yeşil salata, bol limonlu, İzmir'deyiz, nane, maydanoz, birçok şey yanına koyarak yapabiliyorum. Kıştaysak brokoli, havuç ve patates gibi sebzeler ve yumrulu bitki kökleriyle haftada en az iki kez tüketmeye çalışıyorum. Tavsiye ederim. Bu benden size bir hem bir sürünler mühendisi olarak tavsiye, hem de kendi mutfağını kendisi çevirmeye çalışan bekar bir adam olarak tavsiyemdir. Porsiyon olarak baktığımızda aslında balık etinin diğer et çeşitlerine göre daha doyurucu olduğunu da göreceksiniz. Şimdi birazdan size çok kısa bir şekilde kıyaslamalardan bahsedeceğim ama bununla ilgili bir görsel serisi Denizden Babam Çıksa'nın Instagram sayfasında var. Merak ederseniz o kıyaslamalara oradan bakarsınız. Balık etini diğer etlerle kıyasladığımızda karşımızda olan şey diğer et porsiyonlarından daha büyük olduğu, temelinde aslında gözünüzü de doyuracak bir miktara tekabül ettiği. Şimdi bir porsiyon tavuk etinin ne kadar olduğunu size anlayabileceğiniz şekilde söyleyeyim. Bir deste iskambil kağıda düşünün. Hani şu kağıda oynadığımız var ya. Bir deste iskambil kağıdı bir porsiyon tavuk eti kadar olarak düşünebilirsiniz. Yaklaşık 90 gram. Kırmızı et ne kadar olmalı dediğiniz zaman iPhone 6 var ya, ya da belki 7, o ayardaki telefonlar var. Ortalama 90 ile 120 gram bir kırmızı etin porsiyonunda o kadar. Balık eti ise bir şirket sahibi olanlarınız varsa ya da finans biriminde çalışıyorsanız bir çek defteri kadar olarak tanımlanmış. Bir porsiyonda bir çek defteri büyüklüğünde 90 ile 120 gram da aynı zamanda bir porsiyona denk geliyor gördüğünüz gibi. Diğer et çeşitlerinden hem daha büyük hem daha göz doyurucu gibi görünüyor. Biz beslenme alışkanlığımızı birazcık böyle hali yoluna sokmaya çalıştığımızda mutsuz olanlardınız değil mi? Çünkü zul geliyor. İşkence çekiyoruz adeta, böyle ne yapsak ne yapsak canımız olmayacak şeyler istiyor. Ne bileyim, çıkışta kebapçılara gidiliyor, ne bileyim çikolatalar isteniyor, en olmayacak şeyler cipsler, kolalar gidiyor. Kendim için de söylemem gerekirse, bence bu pek çok insan için böyle. Yemek yemek çoğumuz için sosyal bir aktivite haline gelmiş durumda. Sosyal yiyeceleriz gibi görünüyor. Nereden biliyorum, nasıl tahmin ediyorum. Dışarı çıktığımızda yemek yiyoruz, akşam arkadaşlarımızla buluştuğumuzda yemek yiyoruz. Birbirimize gidip geldiğimizde aman bir yemek yiyelim oluyoruz. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse. Kemer altına gidiyorum. Aman Allah'ım bir balık ekmek atayım. Bir yarım kilo da midye koyarım. Bir de balık çorbası içerim. Oradan çıkıyoruz, yemek yiyoruz. Oraya giriyoruz, yemek yiyoruz. Yemek konusu hepimiz için biraz önemli. Ve dedim ya, biraz sosyal yanımız yemeğe kaydı. Benim için bile çoğu zaman yemek yemek artık bir işkence, çünkü hem yaz ayları çok sıcak hem de dediğim gibi biraz suçlu da hissediyorum. O yüzden en azından kendim için söylemem gerekirse, beslenme alışkanlarımı toparlamak istediğimde birkaç kez aslında profesyonel destek de almaya çalıştım. İlk birkaç hafta çok iyi gidiyorum. Ardından bir kez bir şeyi kaçırmam yetiyor. Bir tane mesela çikolata yiyorum, aman bir şey olmaz deyip. Ondan sonra ikinci çikolata geliyor, üçüncü çikolata geliyor. Mesela en sonuncusunu geçtiğimiz bayramdan hemen önce çıktım. Kayseri, Adana, Mersin
gezisinde bozdum. Kayseri belki göreceli olarak diğerlerine göre biraz daha masum bir şehir olarak düşünebilir ama Adana ve Mersin kesinlikle diyet düşmanı şehirler. Bunu sinir krizi geçirircesine yedim Tarsus'ta tavuklar, Mersin'de tantuniler, Adana'da kebaplar. Sonunda ne oldu hiç oraya girmeyeyim çünkü yoğurtlu tantuniye bayılıyorum hala yani. Bu böyle bir maalesef. Ama yine bir şekilde hani daha çok deniz mahsulü tüketerek sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanmaya çalışıyorum. Bunun için en azından çabalıyorum. Yani illa kazanmak zorunda değilsiniz ya da kazanamıyor olabilirsiniz. Ben en azından çabalıyorum. Siz de bence daha iyisini yapabilirsiniz. Bu podcast kaydında size kesinlikle beslenme uzmancılığı oynamıyorum. Çünkü ne alanım ne başkalarına yanlış yönlendirme yapmak gibi bir niyetim var. Ne de sosyal medyanın herhangi bir kanalından bilgi çıktaslamak istemiyorum ama kilo kontrolüne başlamanın doğru yolu kalori alımını dengelemekten ve porsiyonları yeniden ayarlamaktan geçiyor. Bu aşamada zaten deniz mahsulleri tam da bizim istediğimiz şeyi bize sunan önemli birer kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Üzerine tekrar basa basa söylüyorum. Bu çok önemli. Bazıları hariç deniz mahsulleri düşük kalorili olmalarıyla öne çıkan et grubu. Bu nedenle sağlıklı besin grupları içinde yer alıyor. İçlerinde kalori yönünden biraz böyle üst sınıra yakın olanlar var. Karides gibi aslında bundan bahsediyorum. Dengeli yediğiniz zaman ben yine herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Porsiyonları ayarlamak yönünden de değerlendirdiğimizde az önce tavuk eti ve kırmızı etle kıyaslamıştım ya balık etini. Balık etini önünüze koymak istediğiniz zaman daha büyük bir porsiyonu önünüze koymuş oluyorsunuz. Yani aslında nasıl olsa biz bizeyiz yani de. Balık etini önünüze koyduğunuz zaman gözünüz daha çok doyuyor. Bahsettiğim bu iki kriter bile deniz mahsullerini kırmızı et ya da diğer beyaz et grubuyla değiştirmeniz için yeterli bir gerekçe bence. Yine ben yaklaşık bir 15 dakikayı geçmiş, çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Konuyu biraz toparlamak istiyorum. Sağlıklı bir yeme planı hazırlamak istiyorsanız sağlıklı yiyeceklerin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunu nitelikli bilimsel araştırmalara kaynak veren makalelerle kendiniz okuryazarlığınız varsa aslında yapabilirsiniz. Ya da bir sağlık profesyonelinden ya da bir beslenme uzmanından destek almaktan çekinmeyin. Ne olur sağlıklı gıdalar tüketirsiniz. Kendinizi daha güçlü, zihinde mutlu ve canlı hissedersiniz. Neye karşı dirençli olursunuz? Vücut direncinizin düştüğünde ortaya çıkan hastalıklara karşı, gün içinde yaşadığınız yorgunluklara karşı ya da aklınıza ne geliyorsa size olumsuz gelen, internet sağlıklı beslenme ile ilişkilendirilmiş bir sürü makale veya hatta blog yazılarıyla dolu. Tabii ki bunların içinden doğru bilgiye sunanları arayıp ayrıştırıp bulmak lazım. Nitelikli kaynaklara bağlantılar veren blogları okuyun, takip edin veya en basitinden bir beslenme uzmanıyla görüşün. Bugün de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla kalın. Hoşça kalın.